Tuğberk Çitilci de GCM'de karşımızda. Merhaba diyeyim kendisine, ben iyi bir hafta dileyim ve hemen günün yorumu için sözü bırakayım. Aslı Hanım, iyi haftalar dilerim. Küresel piyasalara baktığımız zaman da FED odaklı yönsüzlük hareketi devam ediyor. Özellikle FED üyelerinden gelen karmaşık açıklamalar piyasadaki yönsüzlüğün ana unsurlarından bir tanesi. Fakat vadeli kontrat fiyatlamasını incelediğimiz zaman da yaz dönemindeki kuvvetle muhtemel fiyatlamalar bağlamında Temmuz ayında bir faiz arttırımı, daha sonra da Aralık döneminde bir faiz arttırımı piyasa tarafından fiyatlanmakta. Piyasanın daha önceki algısında seçim dönemlerinde ABD Merkez Bankası tarafından herhangi bir faiz artışı yapılmayacağı yönündeydi. Fakat geçmiş dönemler, 80, 90 ve 2004 dönemleri incelendiği zaman da FED apolitik olduğundan dolayı seçim dönemlerinde faiz artışına gidiyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman da günün önemli verisi PMI verileriydi. PMI neden önemliydi? Veri 50'nin üzerine geldiği zaman da ekonomi iyi gidiyor. Veri 50'nin aşağısına geldiği zaman da ekonomi kötüye gidiyor şeklinde yorumlanabilir. Özellikle Avrupa tarafındaki PMI'ların kıyaslanmasında Almanya'nın üretim PMI ile Fransa'nın üretim PMI arasındaki makas önemli olmaktadır. Çünkü son döneme baktığımız zaman da Almanya beklentilere yakın bir PMI verisi gerçekleştirirken Fransa tarafında işler kötüye gidiyor. Dolayısıyla makas Almanya'nın lehine açılıyor. Bu durumda da Almanya'nın lehine açılması demek Avrupa Merkez Bankası'nın ilerleyen toplantılarda beklentiden zayıf gelişen Avrupa ekonomisini düzeltmek için bir aksiyon alabileceği yönünde fiyatlanabilir. Bu bağlamda Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman da 1.11.80 ile 1.12.45 arasında bant hareketi devam ediyor. Fakat 1.11.80 aşağısında Euro-Dolar paritesi negatif fiyatlama devam edebilir. İç tarafa baktığımız zaman da iç tarafta yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Koridor üst bandında 25 ile 50 bas puanlık arası bir faiz ihtimali kuvvetle muhtemel gözükmekte. Faiz indirim ihtimali ilave olarak da yeni kabinede özellikle ekonomi yönetiminde kimin olacağı piyasa tarafına daha fazla fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu bağlamda Türk lirası varlıklarında yatay yönlü bir hareket devam ediyor. Dolar Türk lirası tarafında değersizleşme hareketinde sırasıyla 2.99.10 ve psikolojik seviye olan 3 seviye takip edilir diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye aktardıkları için.